kedi gözü geldi. İnci tozlarının renkli halleri geldi. Hmm. Renk seçeceğiz şimdi. Sonbahara yakışır bir renk olsun. Aa, buymuş. Şu mu? Evet. Çok koyu değil mi ya? Şu mu? Bakayım. Bu senin beğendiğin. Hangisi? Bu. Senin beğendiğin hangisi? Benim beğendiğim de bu. Tamam, onu yapalım ya. Ne olabilir ki en fazla? Sana da hatırlamak bakalım olsun. Art artisti. Et çıkarmıştım. Bunları incelteceğim. Yani ya doğrayacağım fajita gibi ya da ya aslında fajita gibi yapmayacaktım ama bakacağım etin durumuna göre. Bunu çok ince kesmem lazım. Şu şekilde. Şöyle şöyle, ama bu da çok mu küçük oluyor bilemedim. Sadece bir borcamı alıyorum. Şöyle kültür mantarım var. Bunu doğrayacağım. Mantarları yıkıyor musunuz? Bilmiyorum. Ama ben yıkıyorum. Çünkü hani böyle bana hijyenik gelmiyor. Ki bu çok kirli değilmiş. Soyma kısmını da bence yıkanmadan soyulmuyor ya. Yani şey olmuyor. Kabukları böyle, ne bileyim, çok çıkmıyor. Bunu hemen yıkayacağım. Bu şey değil mi ya? Emoji'deki mantar. Gerçekten o bunlar. Kararda hava çünkü. Burada mantarlarımı doğradım. Soğanlarım hazır. Etim hazır. Şimdi salataya geçiyorum. Ete biraz yağ ve karabiber ekledim. Şimdi hemen başlayacağım. Buna başlayayım. Sosa da şu tarafta başlayayım. İkisi bir arada pişsin. Tavaya şöyle biraz tereyağı ekleyeceğim. Sonra üzerine soğanları ekleyeceğim. Soğanlar biraz böyle kavrulacak. Kavrulana kadar bekleteceğim. Daha sonra üzerine mantarlar, krema, yani sosumuz bu şekilde olacak. Soğanları şöyle ekliyorum. Soğanlarımın rengi döndü. Mantarlarımı ekliyorum. Şöyle tavaların yerini değiştirdim. Bu büyüğe ihtiyacım vardı. Tavanın biraz kızması gerekiyor. Mantar oldu. Şöyle ya, birazcık unuttum ben gibi tuttu ama oldu yani. Şimdi etleri koyacağım. Üstüne de sosu koyacağım. Bu şekilde. Salata da hazır. Şöyle börülceli, kabak çekirdekli bir salata yaptım. Üzerine sadece sosu gelecek. Oldu bence ya. Tamam. Bence oldu. Şu an bir sıkıntı yok. Gayet güzel oldu. Herkese yeniden merhabalar. Şu an sizi koyduğum yere inanamazsınız. Gardırobun içine koydum ve dolap kapaklarını da açtım. Işık böyle biraz kesiyordu, yani gölge oluyordu. O yüzden böyle bir şey yaptım. Masaüstü tripodumu aşağıda unuttum. İnmeye de üşendim. Çok da vaktim yok. Üzerimi değiştirmem lazım. Biraz böyle makyajımı tazeledim. Hem videoyu başlatayım diye. Saçımı yapacağım. Biraz böyle şu uçlara falan bir şeyler yapacağım. Neden? Çünkü bugün misafirim geliyor. Ankara'dan 2 gün hafta sonunu birlikte geçirmek için arkadaşlarımız geliyor. Yemeğimi yaptım. Onu zaten gördünüz. Aslında videoyu dün başlamıştım. Tırnaklarımı falan yaptırdım. Gördünüz. Şöyle. Ben zaten kalıcı hocaya gidiyordum bu arada. Yani 4 ayda ya, Haziran'dan beri gidiyorum. Haziran'ın başında başlamıştım. Ekim'deyiz.
4 ay. 4 aydır gidiyorum. Ama bir ara böyle ara verdim. Eylül'ün tatilden döndükten sonra ikinci haftası falan çıkarttırınca hojeleri dedik ki bir ay falan dinlensin. Dediğim gibi bir ay dinlendim. Gittim tekrar yaptırmaya. Ya buna alışınca çok büyük rahatlık yani gerçekten, hatta biraz böyle bugün iş güç derken deforme de oldu. Deforme derken şöyle göstereyim. Parlaklığı böyle gitti gibi. Buna böyle gerçekten alıştığınız zaman yani hiçbir şekilde oje sürüp beklemiyorsunuz. Uğraşmak istemiyorsunuz. Ama tabii tırnaklara da çok 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 uzun süre kullanımda zarar veriyor. O yüzden ben zaten ara veriyorum. Arkadaşlarım gelecek. Ben üstümü değiştireceğim. Kamerayı açar mıyım bilmiyorum. Belki yarın devam ederiz. Yarın sabah kahvaltıya gideceğiz. Oradan zaten başlatmış oluruz günü sizinle birlikte. Videoyu da böyle hemen bitirmek istemiyorum. Gidişata göre bakarım. Eğer çok dahil edemezsem sizi, dediğim gibi böyle benimle 3 gün 4 gün falan geçirmiş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi hemen üstümü değiştireyim. Sizinle en ihtimalle yarın görüşmüş oluruz. Hemen asla ayrı bırakmıyor. Kocamı çekmeden olmaz. İyi ki bir kocam var. Yani rica etsem pideye tabakınızı alır mısınız? Mesela yerimiz açılsın. Tabii. Sadece pide alsanız efendim. Bu büyük. Mesela bu büyük, bunu sevmem. Hayır be, saçmalama. Daha çok ihtiyacım var. Sebep. Hiçbir şey yok. Hamburger verdiler geçen. Etini de bir içinden çıkarttım. Sadece ekmeğiniymiş. Ha, ekmeğini ketçap sıktım yedim yani. İşinizi şöyle bırakıyorum. Kahvaltınız tamamlandı. Var mı aşırı isteyiniz? Teşekkür ederiz. Kahvaltımız bitti. Bayağı iyi yedik. Şimdi çıktık, gidiyoruz. Makinen iyi çekiyor ama Kadriye. Öyle mi? Buradaki gençlerin birçoğu öyle yürüyor. Şurası köy. Tamam. 1 puan demek bu. Şurası şehir, 2 puan demek. Evet, tamam. Şu geldi. Bu da hırsız demek. Yani 7.60 gibi ben bunu şövalye kartımı kullanıyorum deyip hırsızın yerini değiştiriyorum. Al seni soyacağım. Bu da şöyle ki mesela Bekir'in de benim de burada böyle köyüm var. Yani tabii, Bekir'in de benim de köyüm var. Görkem geldi, hırsızı 9'a koydu. Ben buraya geldim. Kırmızı kim? Sensin. Gel ben senden soyacağım diye. Yani bundan sonra 6 atıldığında Bekir de 9. Ben de 9 atıldığında Bekir de ben de şey alamıyoruz. Nereye gidiyorum? Buraya veriyorum. Ben de şuraya koyuyorum. Başka bir yerim kalmadı artık. Ver ağzının içine gir. Sende ne var bak? Tuğla var. Alabilirsin. Bugünkü kahvaltımız sahilde. Sahilde gariban kahvaltısı. Gariban mı? Elindeki şey var. Gariban mı? Aynen. Yani 5-6 şehre bakan bölge müdürlüğü oluyor. Bölge müdürlüğünün 1-6 şube şefliği oluyor. Sen şubeye gel. Şube burası mi şube. Bölge de değil. Yani bu kadar iyi fotoğraf gel. Çekerim ki. Ne tarafa mı bakayım? Ne tarafa bölge bakmak mi istersin? Ama sen şu önümü görkemlere kapat. Onlar bir dikkat edin. Gerçekten tamam, Ekim'in şurada son günleri ama çok güzel hava. Üşüyor musun? Hayır. Adam ne ya? Bomba kuruyorum dünyaya. Kirli biraz. İçi sorun mu? Çok sorun. Sadece küçücük az şey çaldım yani evinden. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak. Düğün çekimi gibi. Kolajen hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Zaten hemen hemen herkes de görmüşsünüzdür. Bu markanın kolajenini yani kullanmayan kalmadı. Ben bundan 2 kutu aldım. Annemlere de aldım. Onlar kullandı, bitirdi. Ama ben hala bitiremedim. Çünkü düzensiz kullandım. Bu arada ben alalı bayağı oldu.
ne zaman aldığıma bir bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten birkaç ay oldu ben bunu alalı. Bir saniye. Şöyle görüyorsunuz. 27 Temmuz'da almışım arkadaşlar ben bunu. Yani ben aldıktan sonra biraz böyle bir iki gün kullandıktan sonra annemlere de almıştım. 650 liraya almışım. Ne kadar şu an? Bakıyoruz. 691 olmuş yani. Şimdi ben bunun şeylerinden bahsedeceğim. Bendeki etkilerinden önce ne kadar kullandığımı göstereyim size. Bu kadar kullanmışım. Ya yine de kullanmışım ama. Yani biraz önce kahveme katmadım. Aklıma sonradan geldi kahveye içince. O yüzden şimdi böyle size göstereyim istedim. Bir hafta düzenli kullandım. 2-3 gün içmedim. Sonra tekrar başladım. Bence bunu her gün içmeniz gerekiyor. Suyla denedim. Hatta annem de denedi. Suyla ikimiz de o kadar beğenmedik. O kadar kötü oldu ki. Kesinlikle bunu kahve ve çayla tüketmeniz gerekiyor. Ya yani ben kahveyle içiyordum. Şöyle şurada görüyorsunuz. Şu tarafta. Bunu düzenli kullansam ne gibi etkiler görürüm bilmiyorum ama o ilk bir hafta her sabah içmeye başladığımda ya bilmiyorum psikolojik olarak mı etkisi olsun diye mi şöyle göstereyim, toz halinde bu arada bu. Çok böyle sabahları yorgun argın uyanırken ben, yorgun argın uyanmamın sebebi de şu, bu genel olarak bir klişe değil. Bende hipotiroid var, tiroidlerim yavaş çalışıyor. Sabahları uyandığımda şu ellerimin şuralarım, yani parmaklarım falan böyle zonkluyor bildiğiniz, ağrıyor. Çok yorgun uyanıyorum gerçekten. Bunu kullandığımda böyle biraz dinç uyanmaya başladığımı hissettim. Ama dediğim gibi düzenli kullanmadım. Etkileri neler bilmiyorum. Saça, cilde, işte vücuda iyi geliyor mu bilmiyorum. Bunu çok şey yapmak da istemiyorum. Bakın yarıya geldi. Ben çok memnunum. İnanılmaz iyi, alın falan da demek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani düzenli kullanmadım. O ilk bir haftadan sonra 2-3 gün ara verdim. Sonra tekrar bir 10 gün kullandım. Ondan sonra tekrar ara verdim. Bir yerlere gittiğinizde mesela evde kalmadığınızda gerçekten unutuyorsunuz. Bunu hep yanınızda taşımanız gerekiyor diye düşünüyorum. Düzenli kullanımda faydasını kesinlikle görürsünüz. Bu arada bu 50 günlükmüş. Şurada yazıyor görünüyorsa. 50 günlükmüş. Yani güzellik, sağlık. Diyet olarak da şu söyleniyor. Sabahları ilk öğününüzden önce, kahvaltıdan önce 2 saat önce içmeniz gerektiği söyleniyor. Buradan böyle inceleyebilirsiniz. Sertifikası falan da var. Bu arada bu güvenilir bir kolajen. Yani o konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Ama ben şu an dediğim gibi ne alın derim, ne almayın derim. Kullandıktan sonra yorumlarımı yaparım. Şimdi çamaşır odasına geldim. Yorganlarım vardı, yıkadım. 2 çift yorgan yıkadım. Yastık yıkadım. Onlar kurudu. Şimdi kurutmadaki en sonki yorganı çıkaracağım. Daha sonra zaten çamaşır işim bitiyor. Belki bir tane daha böyle nevresim atabilirim. Yani onları sonradan toplu yıkıyorum çünkü ben. Kurutmadakini çıkaracağım. Daha sonra burayla işim bitiyor. Size bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey soracağım daha doğrusu. Hatta içinde vardır, bir saniye. Çıktı. Şu çakranın kurutma topunu kullanıyor musunuz bilmiyorum. Benim bayağı kötü oldu. Bu arada kurutma makinesini Mayıs'ta almıştım. Gerçekten yani şey, memnunum. O günden beri kurutma makinesinden hiçbir şikayet yaşamadım. İki sorum var bununla ilgili. Birincisi, şu kurutma toplarından memnun musunuz? Ya ilk başlarda kurutuyor gibiydi ama şey mi bu acaba dedim. Hani herkes öyle söylüyor diye mi öyle düşünmeye başladım dedim. Kurutma süresini azaltıyor gibi düşündüm. İkincisi, kurutma kokusu kullanıyor musunuz? Yani kurutma makinesine bir koku kullanıyor musunuz? Yumoş asla kalmıyor. Ama böyle bir kurutma için yağlar varmış. Bilmiyorum ne alsam. Lavanta demeyin. Lavanta kokusunu hiç sevmem. Bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Eğer yazarsanız çok sevinirim. Hani bir daha alıp almama konusunda açıkçası kararsızım. Dediğim gibi böyle ikili almıştım. İlk kurutma makinesini aldığımda. Bu bence geçerli hala ya. Çünkü yırtılanları falan görmüştüm. Oh, bu ne ya, bu ne? Şöyle iki tane kargom geldi, onlara hemen bakalım. Bugün gelenler oldu. Aslında daha var gelecek kargom ama bekletmek istemiyorum. Geldikçe böyle açacağım. Kuru şampuan. Normalde çok uzun zamandır, yıllardır kuru şampuan asla kullanmıyorum. Yaklaşık bir 3 sene önce falan kullanıyordum. Bir de tek bu markayı kullanıyordum, Batist'in. Yani bunlar gerçekten çok güzel. 2 tane şöyle indirimde görünce aldım. Güzel. Bazen ihtiyaç duyuyorum. Yani çok sık kullanmadığınızda kurtarıcı olabiliyor. Özellikle saçlarımı kestirmeden uzunken, yani saçlarım çok ihtiyaç duyuyordum.
Böyle bu ikisini aldım. Şuna bakalım bir de. Neymiş? Kaş kirpik fırçası. Kargo bedava olsun diye normalde bir set alıyordum. 50'li bu. Kargo bedava olsun diye 3 set aldım. Çok uzun süre bana yeter. 150 tane fırça olmuş oldu. Şöyle bunları kullanıyorum ben. Dediğim gibi güzel oluyor bunlar. Şimdi bunları yukarıya çıkarıyorum, kaldırıyorum. Sonra mutfağa gidiyoruz. Hemen bir kahve ve tatlı yapıyoruz birlikte. Şimdi sufle yapacağım. Dediğim gibi malzemeleri çıkarttım. Şuradan da şekeri falan alacağım. Güzel bir sufle yapalım istedim. Önce 3 tane yumurtamı kırıyorum. Yarım çay bardağı da toz şeker ekleyeceğim. Yumurtayı ve şekeri çırpıyorum. Daha sonra sütünü ilave edeceğim. Bu arada yarım çay bardağı değil, yanlış söyledim. Bir çay bardağından bir parmak eksik süt ilave ediyorsunuz. Ben şu bardakla ilave ettim. Tekrar biraz daha kullandım. İki yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bunu şimdi kenara alıyorum. Çikolataları ben böyle usulü eriteceğim. Bunları hazırlayalım hemen. Şöyle çikolataları kırıyorum. Şöyle bu kadar tereyağı yeterli. Hala bir benmari kabım olmadığı için şöyle şu şekilde ısıtıyorum. Erittiğim çikolatayı direkt içine kattım. Normalde eritmeden de yapan çok. Öyle de deniyorum ben. Yani sufle tariflerimde ya eriterek koyuyorum o an ya da eritmeden koyuyorum çikolatayı. Bugün eritmek istedim yağla birlikte. Şöyle. Şimdi hemen içine un ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Kıvamı zaten şu an katılaştı. Ve kabartma tozunu da hemen ekliyorum. 3 yemek kaşığı unla gayet güzel oldu kıvamı. Şöyle yani çok böyle katı olmasına hiç gerek yok kek gibi. Şurada da şöyle fırın tepsi ve sufle kaplarını hazırladım. Şimdi hemen fırına göndereceğim. Bu sufle kaplarından çıkarmayacağım için altına yağ falan koymadım ben. Eğer ters çevirecekseniz, kaptan çıkaracaksanız siz koyun. Çok da kabaracağı için fazla dökmüyorum. Sufleler hazır. Şimdi hemen fırına veriyorum. Fırını bu arada önceden ısıttım. Ortalama 12-15 dakika arası tutacağım ben. Yani böyle 8 dakikada falan içi bayağı böyle bir sıvı kalıyor, çiğ gibi oluyor. O yüzden 8 dakika benim için yeterli değil. 12-15 dakika arası karar vereceğim. Şimdi hemen fırın ısınmıştır. Fırına gönderiyorum. Videoyu kapatmaya geldim. O kadar yoğun bir gün geçirdim ki bugün. İşten geldim hemen. Daha sonra eve girmeden AVM'ye gittik. Bekir'le birlikte kendine birkaç parça bir şeye bakacaktı. Ya böyle tam sezon başlamamış gibi. Yani Ekim ayındayız ama hani çok fazla seçeneğimiz yok ki artık gerçekten online alışverişi hani kesinlikle tercih etmek zorunda kalıyorsunuz. Mağazada çok fazla ürün çeşidi, ürün seçeneği olmuyor. Bu her mağaza için geçerli bu arada. Ya mesela kozmetikten birkaç parça eksiğim vardı. Yani böyle yıllardır severek kullandığım ürünlerle. Onlar için girdiğimde bile tam böyle hani asıl istediklerimi bulamadım. Gratis'e girdim, Vassis'e girdim, eShop'a girdim. Ya gerçekten böyle hani NYX'in reyonları bile bomboştu. Birkaç ürün vardı. O yüzden ben de oradan birkaç parça bir şey aldım bulabildiklerimi. Onları sizinle paylaşayım istedim. Bir de bugün evde değil birkaç kargom gelmiş. Onları da göstereyim. Daha sonra da videoyu böyle kapatayım. Kargolarım şöyle birkaç paket. Ama benim oturmam lazım. Böyle ayakta şey yapamayacağım. Bir saniye. Şu anki açıdan hiç emin değilim. Ama artık yani saat 11'e geliyor. Hemen açmak istiyorum şunları. Şöyle The Body Shop'tan bir ürünüm var. Bu maskeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu maskeyi aldım arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bu 15 ml küçük boyunu aldım bu şekilde. Denemek için aldım. İndirimdeydi bu da bu arada. Yani bunu mutlaka görmüşsünüzdür ya. Herkes kullanıyor zaten. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aa şeyim gelmiş. Bataryam. Kamera için batarya söylemiştim. Normalde ilk kamerayı değiştirdiğimde almıştım. Bir yani yedek bataryam vardı ama bir tane daha aldım. Yetmiyor. Yani iki batarya kullanıyorum şimdi. 3 oldu. Şunları da hemen açıyorum.
Bunları böyle direkt yırtacağım. Şöyle. Küpem. Şöyle şu meşhur küpelerden aldım. Ben de hem böyle gümüşünü hem de goldunu aldım. Bende vardı. Bu arada ilk almıştım böyle popüler olduğunda. Yine aynı markadan almıştım. Arkadaşım hafta sonu geldiğinde beğendi. Ben de ona hediye ettim. Şimdi kendime de gümüşümü zaten istiyordum. İkisini sipariş edeyim. Kargo bedava olsun istedim. Bu gerçekten kulakta çok güzel duruyor. Bu markada uygun fiyatlıydı. Ben de bunların ikisini aldım. Son kargomu. Bu da sanırım değil, evet. Kağıt, maskeler. Şu maskelerini aldım. Bunları bilmeyen yoktur. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Yani Trendyol siparişlerimden gösterebilirim ilk ne zaman aldığımı. Yıllardır severek kullanıyorum. Yıllardır diyorum çünkü 2 sene oldu ben bu ürünle tanışalı. Şöyle ben özellikle favorilediğim, yani memnun kaldığım şu çeşitlerini aldım. Şöyle 5'li pirinçli olanı aldım. Bu 5'e satılınca çok daha uyguna geliyor. Tek tek de bir saniye şuna şey yapayım. 3 tane de incili olanını aldım. Kargoda bedava olsun diye. İncili de çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bunları dediğim gibi çok çok severek kullanıyorum. Şöyle bir maske kutum var benim, görüyorsunuz. İçindeki kağıt maskeleri. Yani gerçekten bu maske kutumu o kadar seviyorum ki bitince hemen falan moralim bozuluyor. Şöyle ayak maskesi kullanıyordum ben zaten. 2 tane bundan var. Bunları çok uzun zamandır almıyorum. Stokluydu bende bunlar. Şunlardan birer tane kalmış. Bunlar dediğim gibi Misha'nın. Baktım birer tane kalmış. Hemen sipariş vereyim dedim. Misha'nın şunlar da çok güzel. Yani özellikle şu. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bir de şu var. Bu formdaki yüz nemlendirici maskeler de çok güzel. Yani bu dediğim gibi gece yatarken yüzünüze böyle bir damla, iki damla ne kadar isterseniz sürüyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Bunu hatta Bekir'de kullanıyordu. Şöyle şuradan tüp formunda açıyorsunuz. Son olarak bugün aldıklarımı da göstereyim hemen kozmetikten. Önce Gratis'e girdim. Gratis'in The Balm ürünlerini çok seviyorum. Zaten onları sürekli alıyorum indirimlerde. Bu benim ikisi. Yıllardır severek kullandığım ürün. Şu aydınlatıcısı. Düştüler. Şöyle. The Balm'ın Mary Luminizer aydınlatıcısı. Bu da Hot Mama allığı. Bu Hot Mama allık geçenlerde bende şey olmuştu, kırılmıştı, düşmüştü. Bu arada The Balm'ın diğer favori yüz üründe benim şu an kullanıyorum. Bahama Mama bronzer'ı. Gerçekten çok güzeller. Yani bunların verdiği etki, şöyle göstereyim, inanamazsınız. Bundan var diye ve daha yeni açtım diye almadım. Fiyatları aşırı yükselmiş. Yani ama çok çok uzun zamandır gidecek ürünler. Watson's'tan da NYX'in şu kapatıcısını aldım. Bunu çok uzun zamandır denemek istiyordum. Böyle bakmak istedim. Online almak istemedim yüz rengime hangisi uyar diye. Bunu dediğim gibi denemek için şöyle aldım. Bu da çok ama çok memnuniyeti yüksek ürünlerden. Benim yıllardır kullandığım kapatıcım. Tek kapatıcım. Yıllardır hep stokladım. Bu Maybelline kapatıcısını aldım. Şu aydınlatıcıyı da aldım. Bunu normalde işte iş için, makyaj çantama atmak için aldım. Diğerleri çok fazla büyük. Ya da işte Mary Luminizer gibi aydınlatıcılara getirmek istemiyorum. Çünkü ben aşırı takarım ve kırıyorum her şeye. Şu paleti aldım. Böyle Watson's'tan. Bunu da denemek istedim. Böyle bakar mısınız renklerine? Gerçekten o kadar iyi ki. Son olarak 2 tane küçük far aldım. Neden? Uygun fiyatta aldım. Dediğim gibi iş için böyle küçük hemen çantaya at çık farlar olsun istedim. Biri Notun şu farı. Biri de yani bilmiyorum bunda 80 liraya falan düşüyordu 200 liradan. Bunu aldım. Bu da pastelin şu farı. Bu üçünü, yani şunların üçünü tamamen dediğim gibi günlük çantaya at çık. Çok fazla da hani kırılırsa giderse üzülmem gibi düşünerek bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.